Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Haziran ayı enerjinizin yükseldiği, kişisel anlamda daha girişken, daha cesur olabileceğiniz, hayatınızda sosyal anlamda ve duygusal konularda fırsatlarla karşılaşabileceğiniz önemli bir ay. Konu başlıklarına bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs burcunuza geçiyor. Aslan burcunda ilerleyecek ve ay boyunca Mars zaten burcunuzda ilerliyor olacak. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçiyor ve 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler burcunda parlayacak. Bu sizin için hareket, sosyalleşme, iletişim demek. Sosyal hayatınızın gerçekten canlı olduğu bir aydasınız ve başkalarının da dikkatini çekebileceğiniz bir aydasınız. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek, aşk evinizde. Muhteşem bir etki tabii ki. Bu Dolunay aşk konularında, romantik konularda sizin için önemli sonuçlar getirebilir. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İşte aşık olabilirsiniz. Ya da süregelen ilişkinizde biraz da ilişkinizin dinamiklerinde çok önemli etkiler olabilir. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bir konu da olabilir. Onunla ilgili gelişen şartlar da olabilir. Aşk ve romantizm dışında çocuklarla ilgili güzel etkiler alıyorsunuz. Çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum ve benzeri konular ya da çocuğunuz var. İşte çocuğunuzun eğitimidir, okuludur. Hani buralarda bazı gelişmelerin öne çıktığı bir aydasınız. Sevdiklerinizle birlikte eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz durumlar olabilir. Yay zaten seyahatler, yolculuklar, tatil, turizm gibi konuları destekler. Hani buralarda güzel aktiviteleriniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 13 derece yakınlarındaysa dolunaydan güzel bir üçgen açı alıyorsunuz. Bu çok güzel bir etki. Değişken burçlarda ikizler, başak, yay ve balığın yine 13 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa alacağınız etkiler daha da artacaktır. Çok daha belirgin durumlar olabilir. Özellikle sizin işte aşk hayatınız ya da çocuklarla ilgili konularda. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. 5 Haziran'dan sonra Venüs'ün de Aslan burcuna geçecek olması sizi sanatsal beceriler, işte yaratıcılık, estetik, güzellik, sosyal yaşam, aşk, parasal kazançlar her anlamda destekleyecek. Venüs bu yıl uzun süre biliyorsunuz Aslan burcunda kalacak. Temmuz sonu itibariyle 4 Eylül'e kadar da retro yapacak. Ekim ayına kadar, Ekim sonuna kadar Venüs Aslan burcunda önemli bir döngüyü başlatıyor. Bu ay Venüs'ün Aslan burcundaki bu geçişiyle beraber Mars'la da birlikte hareket edecek. Gerçekten sosyal enerjiniz çok güçlenecek, karizmanız yükselecek. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Cazibeniz artıyor. Kişisel isteklerinizde, arzularınızda daha kararlı davranacaksınız, daha talepkar olacaksınız. Yani bu sizin cesur adımlar atmanızı, inisiyatif almanızı sağlayabilir. Kendinizle de ilgilenebileceğiniz bir dönem, işte güzelliktir, böyle imaj değişimleri, estetik bakımlarınız falan, bunları yaptırabilirsiniz. Şu anda güzel bir Venüs etkisi altındasınız. Haziran ayı boyunca bunlar için olumlu bir dönemdesiniz. Ve tabii ki başkalarının dikkatini çekeceksiniz. Gerçekten ayın belki de en şanslı burçlarındansınız sevgili aslanlar. Güzel bir ay Haziran ayı. Bunu her anlamda ilişkilerinizle ilgili konularda, işte işle ilgili konularda değerlendirmeye çalışın. Zaten enerjiniz artıyor. 11 Haziran'dan sonra Merkür'ün de İkizler Burcu'na geçecek olması, hızlı bir Merkür bu. Hızlı bir Merkür her anlamda bizi zihinsel konularda, sosyal konularda, iletişimle ilgili konularda bir şeyleri öğrenme, başkalarıyla paylaşma konularında destekler. 11. evinize gelecek. Sosyal hayatınız hareketleniyor. Çok sayıda kişiyle görüşmeniz, haberleşmeniz, konuşmanız mümkün. İş projeleri olabilir, eğitimle ilgili ortamlara girebilirsiniz. Bir öğrenciyseniz mesela bu ay bir eğitim ortamında, bir sınav ortamında gerçekten güçlü bir aydasınız ve belki önemli başarılar da elde edebilirsiniz. Bununla birlikte becerilerinizi geliştireceğiniz, İşle ilgili bazı mesleki eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz ya da siz aktif olarak böyle ortamlarda mesela kendinizi gösterebilirsiniz. Bir projede konuşmanız, bir projeyi anlatmanız, sunum yapmanız. Hani buralarda çok önemli enerjiler altındasınız. 18 Haziran'da 26 derece İkizler Burcu'na yeni ay doğacak.
11. evinizdeki yeni ay yeni bir düşünce, yeni bir fikir, hayattan yeni bir beklenti, yeni bir proje, yeni bir teklif anlamına gelebilir. Çalışanlar için de iş konularında, çalıştığınız ortamda size yeni bir sorumluluk verilebilir. Burada kazançlarınızda bir artışın olması mümkün. Yani harcadığınız emeklerin karşılığını alabileceğiniz, yani bir görev değişimi ya da bir kazançlarla ilgili bir gelişme ya da işte bir yeni bir mesleki anlamda yeni bir görevinizin olması, sorumluluk almanız mümkündür. Bu yeni ay sosyal konularda arkadaş ilişkilerinde hareketliliği arttırıyor. Yeni tanışmalar olabilir, çevreniz kalabalıklaşabilir ve bu tanıştığınız kişiler belki bir gönül macerası da ortaya çıkarabilir. Belki böyle bir sosyal hayatınızda bir canlılık getirebilir. Bu tanıştığınız kişiler sizi daha farklı ortamlara katılmanızı sağlayabilir. İş belki teklifleri alabilirsiniz. İşle ilgili bağlantılarınız oluşabilir. Yolculuklarınız, seyahatleriniz olabilir ki özellikle arkadaş gruplarıyla yapacağınız her türlü aktivite, organizasyonlar, toplantılar, seyahatler, tatil planları, tüm bunları da bu ay aslında destekliyor. 18 Haziran'da 26 derece ikizler burcundaki bu yeni ay, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa sizin için daha etkili olacaktır. Yani güzel bir desteği olacaktır. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni ayın sizin için önemli olacağını, etkilerinin güçlü olacağını da söyleyebiliriz. 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. 21 Haziran'a kadar oldukça hareketli, hızlı, çok aktif bir aydayız. 21'inden sonra biraz böyle sanki dinlenmek, kendi kabuğumuza çekilmek isteyebiliriz. Bununla ilgili belki bir tatil planımız oluşmaya başlayabilir ya da hani ailemizle ilgilenmek ya da kendi alanımıza şöyle bir biraz daha çekilmek isteyebiliriz. Bununla ilgili düşüncelerimiz yavaş yavaş olgunlaşmaya başlayabilir. Planlarımız, programlarımız şekillenmeye başlayabilir. Sevgili aslanlar, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz, 21 Ağustos arasında doğan kişiler aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş, onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para onlar için kendilerini isteklerine ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorunda yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.